MTV ekranlarından günaydın değerli izleyenler ve çok sevgili Cem Radyo dinleyenlerim. Efendim bugün 21 Aralık Pazartesi ilk iş gününde bol enerjimizle yine sizlerle birlikteyiz. Evet değerli izleyenler, Türkiye gündemi ise yine çok yoğun, yine çok hareketli. Söz konusu Türkiye olunca gündeminde yoğun olmaması kaçınılmaz oluyor. Evet, Güneydoğu'daki 5 ilçede başlatılan operasyonlar aralıksız devam ediyor. Acı haberler de geliyor. Genelkurmay Başkanlığı Cizre'de biraz askerin şehit olduğunu açıkladı. Cizre'de teröristler bir PTT'ye ait bir kargo aracına da ateş açtı. Ne yazık ki hain saldırıda bir kargo görevlisi hayatını kaybetti. Operasyonlar kapsamında geçtiğimiz gün 18 teröristin daha öldürüldüğü de öğrenildi. Güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütüne yönelik Şırnak'ın Cizre ve Silop ilçelerinde başlattığı operasyonlar sürüyor. Polis ve asker sokak sokak, ev ev terörist arıyor. Teröristlerce yerleştirilen patlayıcılar imha edilirken hendekler de kapatılıyor. Diğer yandansa acı haberler gelmeye devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dün sabah saat 9.30'da çıkan çatışmada bir asker ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu. Cizre'nin Yafes mahallesinde ise PTT'ye ait iki kargo aracına teröristlerce ateş açıldı. Ağır yaralanan kargo görevlisi Yılmaz Ers kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cizre'de operasyonlar başladığından bu yana 3 sivil silahla vurularak yaşamını yitirmişti. Mardin'in Dargeçit ve Nusaybin, Diyarbakır'ın Sur ve Şırnak'ın Silop ilçelerinde de başlatılan operasyonlar sürüyor. Cizre'de 11, Sur'da 6 ve Silopi'de de 1 olmak üzere toplam 18 teröristin öldürüldüğü açıklandı. Güneydoğu'daki bazı ilçelerdeki sokağa çıkma yasakları İstanbul Beyoğlu'nda ve Van'da protesto edildi. Ancak izinsiz yürüyüşlere polis müdahale etti. İstanbul'daki olaylarda 8, Van'da ise 5 kişi gözaltına alındı. İstanbul ve Van'da olaylar çıktı. İki şehirde de polisle göstericiler çatıştı. Gerginliğin nedeni ise sokağa çıkma yasağıydı. Güneydoğu'daki bazı ilçelerdeki sokağa çıkma yasaklarını protesto etmek için HDP İstanbul İl Örgütü çağrıda bulundu. Protestocular Galatasaray Lisesi önünde toplandı. Ancak eylemcilerin Abdullah Öcalan lehine slogan atarak Taksim Meydanı'na yürümek istemesi gerilime neden oldu. Polis eylemcilere müdahale etti. Polis müdahale sırasında tazikli su ve gaz kullandı. Göstericilerin ise Toma'ya taş attıkları görüldü. Görüntülerse Van'dan. Yaklaşık 1000 kişi Fevki Tevran Parkı'nda bir araya geldi. Aralarında Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Bekir Kaya'nın da bulunduğu grup 5 yola yürümek istedi. Polis uyarılara rağmen yürümekte ısrar eden eylemcilere müdahale etti. Birimizin sözü doğrudur. Açın. Açın. Göstericiler polise taş ve havai fişekleri atarken polis de basınçlı su, gaz bombası ve plastik mermilerle karşılık verdi. Ortalığın savaş alanına dönmesine neden olan olaylar bir süre ara sokaklarda devam etti. Yaralananlar da olurken bazı göstericiler gözaltına alındı. Başbakan Davutoğlu AK Parti'nin Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. Davutoğlu özellikle doğudaki gençlere seslendi. Terör örgütünün gençleri kuşattığını söyledi. HDP'ye sert ifadelerle yüklenen Davutoğlu gerekli dersi meclise vereceğiz dedi. Kazanların hendeklerini kendi tuzaklarını başlarında parçalamaya kararlıyız. Başbakan Ahmet Davutoğlu partisinin Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu. Güneydoğu'daki terör operasyonlarına değindi, kararlılık mesajları verdi. Hedefinde bölücü terör örgütü PKK ve HDP vardı. Asıl hedefin gençler olduğunu söyledi. 12-13 yaşındaki çocukların eline silah veriyorlar. Kanına giremedikleri gençleri infaz ediyorlar, katlediyorlar. Gençleri okula, camiye,
kitaba, kaleme düşman hale getirmek istiyorlar. Teröristlerin açtıkları hendekler ve kurdukları barikatlar nedeniyle bazı ilçelerde günlerdir sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Çatışmalardan kaçan 200 binden fazla kişi evini terk etti. Başbakan Davutoğlu, işte bu vatandaşların HDP'li yetkililer tarafından geri dönemeyebilirsiniz denilerek tehdit edildiğini söyledi. Ve bu duruma şu sözlerle tepki gösterdi. O evleri terk eden bütün vatandaşlarımız huzurlu evlerine dönecekler. Halkı tehdit eden bu vekil görüntüsündeki bu terör destekçileri de mutlaka hak ettikleri cevabı alacaklar. Terör destekçisi bu HDP milletvekillerine de gerekli dersi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında verecek. Güneydoğu'da hendeklerle halkın yaşamını güçleştiren PKK terör örgütü İstanbul Küçükçekmece'de bir can daha aldı. Olay Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde PKK sempatizanları yasa dışı gösteri düzenledi. Bu sırada olayın yaşandığı Şahin Caddesi'nden otomobiliyle geçen 22 yaşındaki Kahraman Kömürcü tabancayla açılan ateş sonucu vuruldu. Yaralanan Kömürcü direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç takla attı. Kahraman Kömürcü yaşamını yitirirken araçta bulunan bir kişi de hafif yaralandı. Olay yerinde inceleme başlatan polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Katil zanlısının yakalanması için çalışmalarsa devam ediyor. Dilek Doğan İstanbul Sarıyer'deki terör operasyonu sırasında polis kurşunuyla ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti değerli izleyenler. İşte bu olayla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Dilek'in vurulma anına ve öncesine ait polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dilek Doğan davasında önemli bir gelişme yaşandı. Genç kızın vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı. İstanbul polisi 18 Ekim'de 16 farklı adrese operasyon düzenledi. DHKPC üyesi bir canlı bomba arandı. Polisin gittiği evlerden biri de Doğan ailesinin Sarıyer Küçük Armutlu'daki adresiydi. Polisler içeride arama yaptıkları sırada özel harekat polisi YM'nin silahından çıkan kurşun 26 yaşındaki Dilek'in ölümüne neden oldu. Operasyondan sonra Dilek'in polise direndiği iddia edilmişti. Sanık polis YM hakkındaysa 26,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Dava dosyasına Dilek'in vurulduğu sırada polis kamerasının çektiği görüntüler de girdi. Polisin savcılığa gönderdiği görüntüler 3 ayrı bölümden oluşuyor. Polisler eve giriyor, arama yapacaklarını söylüyor. Görüntülerde Dilek Doğan'ın polislerin arama yaptığı odaya girdiği görülüyor. Dilek kısa bir süre sonra da odadan çıkıyor. Kamera polisin arama yaptığı odada çekimi sürdürürken arkada Dilek'in ağabeyi Mehmet Doğan'la şüpheli polis memuru YM olduğu iddia edilen iki ismin tartıştığı duyuluyor. Tartışmanın devamındaysa ne olduğu anlaşılmayan bir patırtı sesi geliyor ve görüntü kesiliyor. Bir sonraki görüntüde ise Dilek Doğan vurulmuş halde yerde yatarken polise tepki gösteren ailenin feryatları yükseliyor. Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Osman Halk Pazarı'nda yangın çıktı. Alevler kısa sürede Halk Pazarı'ndaki 250 iş yerini sardı. Güçlükle kontrol altına alınabilen yangında iş yerleri kullanılamaz hale geldi. İstanbul'da da İstiklal Caddesi'nde bulunan bir mağaza alevlere teslim oldu. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Halk Pazarı alevlere teslim oldu. 250 dükkan yanarak küle döndü. Akıllara ise kundaklama şüphesi geldi. Bu yani bence böyle elektrik kontağında falan değil, bir anda bu kadar büyümez. Burası Ankara Keçiören'deki Osmanlı Halk Pazarı. Gece yarısı aynı anda farklı noktalardan yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı. Bazı dükkanlarda yanıcı maddelerin bulunması yangını kuvvetlendirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ancak alevleri söndürmek pek de kolay olmadı. Zaman zaman patlamalar yaşandı. Pazardaki yangını öğrenen çok sayıda iş yeri sahibi olay yerine geldi. Kimi itfaiyeye yardım ederken, kimisi de gözyaşları içinde yangını izledi. Bizim dükkanımız var, haber aldık koştuk yani, bu kadar, başka bir şey yok yani. Bir kısım eşyanızı kurtarabilir misiniz? Bir kısım kurtarıldı, evet. Yani çok haddine fazla mal vardı. Herkes borçlu, harçlı. Baksana görüyorsunuz milletin halini, ağlayıp sızıp yerlere yatıyorlar. Saatler süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Ancak halk pazarındaki 250 iş yeri tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. 253 tane dükkan var. Yangının sebebi de izleniyor. Hiç bilmiyorlar. Kimse bilmiyor. Bir anda çıkmış. Şaibeli ya. Hepsi iç içe. Kepenkler, mallar, her şey iç içe yani. Öyle düzenli bir yer değil zaten. Müdahale şansı. Onun için müdahale etmek de mümkün değil. Yangının birkaç farklı noktadan başladığı belirlendi. Polisin kundaklama şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'da da yangın korkusu yaşandı. İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazada yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Balyoz davası nedeniyle uzun süre cezaevinde kalan bir isme daha tazminat ödenmesine karar verildi. 3 yıl 5 ay 15 gün tutuklu yargılandıktan sonra beraat eden Albay Yusuf Kelleli'ye 1 milyon 55 bin TL tazminat ödenmesine hükmedildi. Albay Yusuf Kelleli'nin adı balyoz davasında geçmişti. İddianamede Kelleli'nin Fatih Camii'ni bombalamayı planlayan ekip içinde yer aldığı iddia edilmişti. Kelleli, beraatin ardından alçakça iftira diyerek açtığı davanın dilekçesinde 226.289 TL ve 1 milyon TL manevi tazminat talep edilmişti. Mahkeme heyeti Yusuf Kelleli'nin maddi ve manevi tazminat talebini kabul etti. Haksız tutuklama, tutuklamanın meydana geliş şekli, süresi, talep sahibinin sosyal ve ekonomik durumu da dikkate alınarak tazminat ödenmesine hükmedildi. Balyoz davası nedeniyle ilk tazminat kararı 5 Kasım'da verilmişti. Haksız yere 3 yıl 4 ay 7 gün hapis yatan emekli Kor General Ayhan Taş'a 1 milyon 250 bin lira ödenmesine hükmeden mahkeme, emekli Kor General Engin Alan'a da 1 milyon 363 bin lira verilmesini kararlaştırmıştı. Irak Merkezi Hükümeti'nin Musul'daki Türk askerinin çekilmesi talebiyle Birleşmiş Milletler'e yaptığı başvurunun ardından Amerika Başkanı Barack Obama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Hürriyet gazetesinin haberine göre Obama Erdoğan'a Irak Başbakanı Abadi rahatlatın dedi, Erdoğan ise biz çekilirsek DAEŞ gelir yanıtını verdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Türk askerinin Musul'a intikal sürecinin devam edeceği belirtildi. And the French people. Amerikan Başkanı Obama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. İki liderin yaptığı görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. Irak'taki Türk askerleri varlığıyla Türkiye ile Irak arasında krize neden olmuştu. Bağdat yönetiminin talebi üzerine toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, iki ülkenin konuyu kendi aralarında çözmeleri yönünde tavsiye kararı aldı. Ancak bu karar öncesinde Obama'nın Erdoğan'ı aradığı ve Irak'la sorunun diyalogla çözülmesini istediği öğrenildi. Hürriyet gazetesinin haberine göre Obama, konu Irak'ta bir ulusal onur meselesini siyasi bir krize döndü dedi. Türk askerlerinin Abadi ikna edildikten sonra Başıkaya dönmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Obama'ya Türk askerinin DAEŞ'le mücadele için Başıkada olduğunu söyledi. Tamam biz çekilelim ama biz çekilince oraya DAEŞ yerleşecek yanıtını verdi. İddialara göre Erdoğan hem çekilin hem de DAEŞ'le mücadeleye daha fazla destek olun söyleminin yanlış bir tavır olduğunu da belirtti. Öte yandan Başıka kampı ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada askerlerimizin Musul'dan intikal süreci devam edecek denildi.
Erzurum'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Özoğlunu tabancayla öldüren adam babasının evine kaçtı. Ardından da anne ve babasının rehini aldı. Polis ise bu sırada evin etrafını kuşattı. Katil zanlısı kaçamayacağını anlayınca kendisini başından vurarak intihar etti. Önce özoğlunu öldürdü, ardından anne ve babasını rehin aldı. Kaçamayacağını anlayınca da intihar etti. Duyanların kanını donduran işte bu olay Erzurum'da yaşandı. İddiaya göre Zekeriya Abiş ile oğlu Bayram Abiş arasında husumet vardı. 56 yaşındaki adam özoğlunu öldürmek için plan yaptı. Cami çıkışında 30 yaşındaki evladını silahla vurdu. Yaralı Bayram Abiş kaldırıldı, hastanede hayatını kaybetti. Evlat katili olan zanlıysa babasının evine kaçtı. Burada şimdi babasının anasını rehin almış. Babası yatalak. Zaten anası da hasta. Babası da yaşlı. Yani polisler işte değil. Siz içeri girerseniz anamı babamı da öldürürüm, kendimi de öldürürüm. Zekeriya Abiş yatalak babasıyla yaşlı annesini tabancayla rehin aldı. Özel harekat timleri ise evin çevresini sardı. Ancak polisin ikna çalışmaları sonuçsuz kaldı. Katil zanlısı teslim olmadı. Bunun üzerine ekipler operasyon için uygun zamanı bekledi. Aradan tam 9 saat geçti. Saatler gece yarısı 4'ü gösterdiğinde polisler Zekeriya Abiş'e son kez teslim ol çağrısında bulundu. Kaçamayacağını anlayan zanlı kafasına tek el ateş etti. Silah sesi üzerine polis kapıyı kırarak içeri girdi. Ağır yaralı Zekeriya Abiş sedye ile evden çıkartıldı. Hazır bekletilen ambulansa taşındı. Ancak hastaneye götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti. Oğulları tarafından rehin alınan yaşlı çiftin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şimdi kameralarımızı Trabzon'a çeviriyoruz. Erdinç Yıldız isimli vatandaş estetik operasyonu için özel bir klinikte bıçak altına yattı. Ancak bir daha uyanamadı. Genç adamın ameliyat masasında kalbi durdu, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili ihmal olup olmadıysa yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak. Estetik ameliyatı için bıçak altına yattı, bir daha uyanamadı. Genç adam hayatını kaybetti. Erdinç Yıldız Trabzon'da yaşıyordu. 35 yaşındaki genç adam burun operasyonu için özel bir kliniğe başvurdu. Gerekli tüm tetkikler yapıldı. Ameliyat için gün verildi. Hazırlıkların ardından Yıldız ameliyata alındı. Erdinç Yıldız'a narkoz verildi. Ancak beklenmedik bir komplikasyon yaşandı. Kalbi durdu. Doktorlar onu hayata döndürmek için çok uğraştı. Ama olmadı. Genç adam ameliyat masasında yaşamını yitirdi. Olayla ilgili ihmal olup olmadıysa yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak. İstanbul Eminönü'nde korkunç bir olay yaşandı. Denizde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Soruşturma başlatan güvenlik güçleri olayın bir cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor. Denizde erkek cesedi bulundu. Hem de İstanbul'un göbeğinde, Eminönü'nde. Sabah saatlerinde Eminönü'nde denize bakanlar şok oldu. Suyun üstünde bir adam vardı. Ancak hareketsizdi. Korkunç olay polise bildirildi. Denizde bir ceset olduğu ihbarını alan ekipler olay yerine gitti. Sudaki ceset deniz polisi yardımıyla Üsküdar vapur iskelesine çıkarıldı. Üzerinde kimlik belgesi bulunmayan ceset polisin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ne yapılan uyarılar ne de alınan önlemler işe yarıyor. Türkiye'de yollar yine kana bulandı. Meydana gelen kazalarda toplam 3 kişi öldü, 14 kişi ise yaralandı. Otomobil işçi servisiyle çarpıştı. 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.
Görüntüler Sakarya'dan. Semih E'nin kullandığı araç kontrolden çıktı. İşçileri taşıyan minibüse çarptı. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Tamam, saldırmıyorlar, inmek istiyorlar. Yaralıların yardımına ilk olarak kazayı gören diğer sürücüler yetişti. Çok geçmeden sağlık ekipleri de geldi. Sürücü Semih E sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı. Toplam 11 yaralı hastaneye kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan ÖA isimli işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sakarya'da başka bir kaza daha yaşandı. Sabri Kağan'ın kullandığı araç kırmızı ışıkta duran tırın Dorsesini arkadan çarptı. Sürücüyle birlikte aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ancak Huriser Gürbüz isimli kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Burası da Zonguldak. Akşam saatleriydi. Serdar Gencer'in kullandığı araçta arkadaşı Salim Özsoy da vardı. Kontrolden çıkan otomobil önce bir çekiciye ardından da bir tıra çarptı. Daha sonra da köprünün bariyerlerine çarparak durabildi. Hurda'ya dönen araçta sıkışan iki genç ekipler tarafından kurtarıldı. Ancak yaralı Salim Özsoy kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Serdar Gencer'in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hadi beyler. Hadi. Ali abi. Air France uçağında facianın eşiğinden dönüldü. Mauritius adaları Paris seferini yapan uçağın tuvaletinde şüpheli düzenek bulundu. Kenya'ya acil iniş yapan uçaktaki düzeneğin bomba olduğu anlaşıldı. Bomba şüphesi bu sefer doğru çıktı. Acil iniş yapan Fransız uçağında patlayıcı düzeneği bulundu. Fransız hava yolu şirketi Air France'e ait uçak Moritanya adalarından Paris'e gitmek için havalandı. Uçakta 459 yolcu ve 14 personel bulunuyordu. İşte o yolculardan biri tuvalet bölümünde düzenek gördü. Durumu kabin ekibine bildirdi. Acil duruma geçildi. Pilot en yakın havaalanına inmek için harekete geçti. Uçak Kenya'nın Mombasa şehrindeki Moi Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçaktaki 473 kişi tahliye edildi. Ardından da havaalanı uçuş trafiğine kapatıldı. Uçakta bomba araması yapıldı. Ve korkunç gerçek ortaya çıktı. Uçakta bulunan paketin içinde bomba olduğu belirlendi. Yetkililer bombanın havalimanı dışında bir alana götürüldüğünü açıkladı. Kenya polisinin ise şüpheli davranışlar sergileyen iki yolcuyu sorguladığı öğrenildi. Rusya'da 9 katlı bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Ardından da korkunç bir yangın çıktı. Korkunç olayda 10 kişi yaralandı, hayatını kaybedenler oldu. Ancak yetkililer sayı vermedi. Patlamanın olduğu binada yaklaşık 300 kişinin yaşadığı belirtiliyor. İşte bu nedenle ölü sayısının artacağından endişe ediliyor. 9 katlı binada doğalgaz patladı. Ölenlerin sayısı açıklanmadı. Yaralı 10 kişi ise tedavi altına alındı. Burası Rusya'nın Volgograd kenti. Bu binanın 7. katında doğalgaz patladı. Bombayı andıran patlama sesiyle irkilen apartman sakinleri büyük korku yaşadı. Patlama o kadar şiddetliydi ki binanın dış cephesi çöktü. Bu sırada yangın çıktı, binadan alevler yükselmeye başladı. Binadan kaçabilenler şanslıydı. Ancak alevlerin arasında kalanlar da vardı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Doğalgaz patlaması nedeniyle hayatını kaybedenler oldu. Ancak yetkililer sayı vermedi. Yaralanan 10 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
patlamanın olduğu binada yaklaşık 300 kişinin yaşadığı belirtiliyor. İşte bu nedenle ölü sayısının beklenenden çok olabileceğinin yorumları yapılıyor. Evet, şimdi de hava durumunu aktaracağız. Hattımızda meteoroloji uzmanı Atakan Çelebi var efendim. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Evet, önümüzdeki günlerde bizi nasıl sıcaklıklar bekliyor? Sıcaklıklarımızda önemli bir değişiklik beklemiyor. Mevsim normalleri civarına seyredeceğini tahmin ediyoruz. Fakat vatandaşlarımızı sabah saatlerinde olan buzlanma ve don olayı ve yurdun iç bölgelerinde olan yoğun sis konusunda uyarmak istiyoruz müsaadenizle. Yaptığımız son değerlendirmelere göre Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklarla yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Yağışların kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Demin de ifade ettiğim gibi Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekliyoruz ve vatandaşlarımızın bu konuda tedbirli olmalarını istemekteyiz. Belli başlı 3 büyük şehrimizin hava durumunu ve en yüksek beklediğimiz sıcaklıklarını ifade etmek isteriz. İstanbul parçalı bulutlu, en yüksek beklediğimiz sıcaklık 12 derece. İzmir az bulutlu, en yüksek sıcaklık 14 derece. Ve başkent Ankara'da parçalı çok bulutlu, en yüksek 0 derece olarak sıcaklıkları tahmin etmekteyiz efendim. Evet, aktardıklarınız için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de yol durumuna bir göz atalım. Mehmetçik Vakfı Aydınlı Dericiler arası yoğun trafik. Un kapanı Şişhane yönü sağ şerit araç arızası bölgedeki trafiği yoğunlaştırmaktadır. Yeşil Yurt Yeşilköy yönü meydana gelen trafik kazası nedeniyle bölgede trafik yoğunlaşmaktadır. Parseller Avcılar yönü trafik kazası bir şerit trafiğe kapalı. Merter İncirli yönü trafik kazası yoğun trafik. Merter Cevizli Bağ yönü sağ şerit araç arızası bölgedeki trafiği yoğunlaştırmaktadır. Avcılar Parseller yönü araç arızası bölgedeki trafiği yoğunlaştırmaktadır. Hacı Şerif Küçükçekmece yönü sağ şerit araç arızası bölgedeki trafiği yoğunlaştırmaktadır. Hacı Şerif Avcılar yönü sağ şerit araç arızası bölgedeki trafiği yoğunlaştırmaktadır. Şirin Evler Yeni Bosna yönü sağ şerit trafik kazası yoğun trafik. Maltepe Kartal yönü trafik kazası. Altınşehir Halkalı yönü sağ şerit araç arızası bölgedeki trafiği yoğunlaştırmaktadır. Uzunçayır Çamlıca yönü sağ şerit araç arızası bölgedeki trafiği yoğunlaştırmaktadır. Küçükçekmece Florya yönü araç arızası yoğun trafik. Küçükçekmece Hacı Şerif yönü araç arızası yoğun trafik. FSM Anadolu Avrupa yönü trafik kazası yoğun trafik. Ambarlı Parseller yönü sol şerit trafik kazası bir şerit trafiğe kapalı yoğun trafik. Evet değerli izleyenler ve çok sevgili Cem Radyo dinleyenleri. Efendim şimdi çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. We'll be right back.
değerli izleyenler ve çok sevgili Cem Radyo dinleyenlerim. Efendim gazete manşetleriyle devam edeceğiz ama küçük bir hatırlatma yapalım. Bize ulaşmak isterseniz uyantürkiye@cemmedia.com adresinden veya Cem TV yazıp mesajınızı yazarak 2353'e mesaj göndererek ya da Twitter'dan uyantürkiye hashtagiyle bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi gazete manşetleriyle başlayalım. Evet, ilk gazetemiz Hürriyet gazetesi değerli izleyenler. Gazetemizin manşetinde ise Maraş hazırlığı demiş Hürriyet gazetesi. Hayalet şehir yeniden inşa edilecek. Kıbrıs'ta çözüm umutları artarken Türk müteahhitler 1974'ten beri kapalı olan Maraş'ın yeniden inşası için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde işbirliği anlaşması imzaladı. 1960'ların en gözde tatil yerlerinden biri olan Maraş'ı yeniden canlandırmak ve Doğu Akdeniz'in Miami'si yapmak için harekete geçen Türk Müteahhitler Birliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti müteahhitlerle masaya oturdu. İki taraf çözüm sonrası çıkacak inşaat potansiyelini birlikte değerlendirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Maraş turizm açısından çok elverişli bir bölge. Her yanda ateş var. Burada 40 yıldır ateş yok. Çözümün diğer ülkelere de örnek olacağını düşünüyoruz dedi. Ayrıca 400 milyon lira olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 100 milyar euroluk yatırım potansiyeli olduğu da vurgulandı demiş Hürriyet gazetesi. Ve hemen altındaysa Şam'da nokta atışı. Hizbullah'ın önemli komutanı Samir Kantar, iki savaş uçağını attığı 4 füzeyle yerle bir olan binada öldü. Hizbullah uçakların İsrail'e ait olduğunu duyurdu. İsrail yönetimi Şam'ın 10 kilometre doğusunda binaya önceki gece düzenlenen saldırıyı üstlenmedi ama memnuniyet açıklaması yaptı. Hem Suriye yönetimi hem de Hizbullah İsrail'i işaret etti. İsrail Ocak'ta da Suriye hava sahasına girip bazı Hizbullah üyelerini vurmuş idi demiş değerli izleyenler Hürriyet gazetesi. Ve Dilek Doğan cinayeti kamerada son anlar. Sarıyer'de 18 Ekim'de arama yapılan evde Dilek Doğan'ı öldürmekle suçlanan Özel Harekat Polisi YM'nin dava dosyasına polis kamerasının görüntüleri girdi. Videoda cinayet anı yok. Polis ben sana ne dedim diye 3 kez bağırıyor. Dilek ya ne yapıyorsun diyor ve silah da ardından patlıyor demiş Hürriyet gazetesi. Bunu daha önce de bültenimizde vermiştik değerli izleyenler görüntülerini. Evini vermedi diye öldürdüler. Cizre'de PKK'lı teröristler evinin mevzi haline getirilmesine izin vermeyen Selahattin Bozkurt'u öldürdü. Bozkurt sokağa çıkma yasağı başlamadan yakınlarını akrabalarına gönderdiği ve evde yalnız olduğu öğrenildi demiş Hürriyet gazetesi. Evet. Trafikte çapkınız değerli izleyenler. Hürriyet gazetesinin bir araştırması var. Hemen onu da aktaralım. Dünya devi bir filo kiralama şirketinin araştırmasına göre en kötü sürücüler İtalyanlar. Onları Fransızlar izlerken Türkler bu alanda ilk 5'te yok. Ancak Türk sürücüler trafikte en flörtöz listesinde 4. sıradan girdi. Bu listenin başındaysa Hollandalılar bulunuyor demiş Hürriyet gazetesi. Ve gazetemizin iç sayfalarına da göz atalım. Evet. Gece asfaltta yatarak selfie demiş Hürriyet gazetesi iç sayfalarında. Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 arkadaş kiraladıkları otomobille dün Antalya'ya gezmeye gitti. Akşam olunca dönüş için yola çıkan 5 arkadaş saat 21 sıralarında havalimanı tatil yolundaki depo kavşağında otomobillerini yol kenarına park etti. Havalimanında inen ve kalkan uçakları izlemeye başlayan 5 kişi karanlık yolda asfalta uzanarak selfie çekmeye başladı. Bu sırada bir kamyonetin üzerlerine geldiğini gören gençlerden 3'ü son anda yolun kenarına geçti. Muhammer Bozkurt'la Çağlar Savaşçı Uğur Ümit'in kullandığı kamyonetin altında kalarak can verdi. Ölmekten son anda kurtulan 3 genç arkadaşlarının cesetleri başında sinir krizi geçirdi demiş Hürriyet gazetesi. Selfie çılgınlığı ne yazık ki yine can almış oldu. Daha önce de aktarmıştık değerli izleyenler. Evet, pazar külü oldu. Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Osman Halk Pazarı'nda dün 4.30 sıralarında yangın başladı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında zaman zaman patlamalar yaşandı. Alevler söndürülüp duman kaybolduğunda ilk tespitlere göre yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Esnaf ise kundaklama ihtimalinin detaylı araştırılmasını istedi. Osmanlı Halk Pazarı Kooperatif Başkanı Hamit Özsoy, 253 esnafımızın bulunduğu çarşımızdan yaklaşık 5000 kişi ekmek yiyor.
yordu. Dükkanlarımız baraka olarak geçtiği için hiçbir sigorta şirketiyle anlaşmadık. Maddi hasarımızın ne boyutlarda olduğunu bilmiyoruz dedi. Geçen yıl Özsoy çarşı esnafının pazarı yıkılarak AVM yapılmasını istediğini söylemişti. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun zarar gören esnafla ilgili verebilecek desteklerin tespitini istediğini de açıkladı demiş değerli izleyenler Hürriyet gazetesi. Evet, bir diğer gazetemize geçelim ve Milliyet gazetesiyle devam edelim. Gazetemizin manşetinde ise milli fırkateyn ufukta göründü. Tasarımı tamamlanan ilk milli fırkateyn İstanbul'da 2021'de denize indirilecek. Türkiye'nin en büyük gemi inşa platformu İstanbul Tersanesi'nin komutanı Tümamiral Çakır, uzun menzilli silahlar ve üstün savaş teknolojileri barındıracak olan İstanbul Fırkateyni'nin müjdesini verirken artık kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülkeden biriyiz dedi. 2483 kişinin çalıştığı tersanede inşa edilen Türk kuvvetleri Büyükada ve Heybeliada görevde, Kınalıada ve Burgazada'nın yapımı ise sürüyor. 1 milyon metrekare arazide kurulu tesiste 169 savaş gemimizin tüm ihtiyacını karşılayabilecek havuzlama sistemi de bulunuyor demiş Milliyet gazetesi. Evet, hemen altındaysa huzura kastedene bu ülkede yer yok. İşte bu sözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaşanan terör olaylarıyla ilgili olarak 78 milyon insanımızın refahına, huzuruna kastedenlerin bu ülkede yer olmayacaktır diye konuştum. İslam dünyasının bir büyük imtihanla daha karşı karşıya olduğunu belirten Erdoğan, İslam'a ait söylemlerle, sembollerle Müslümanlara karşı tarihin en büyük savaşlarından birini yürüten DAEŞ gibi örgütler bahane edilerek Müslümanlara darbe üstüne darbe vuruluyor açıklamasını yaptı. Hemen onun altındaysa Doğu'ya yaptırım yapın. Anadolu Aslanları Derneği'nin divan toplantısında konuşan Başbakan Davutoğlu, iş adamlarını Güneydoğu ve Doğu'ya yatırıma davet etti. Benim babam da tüccardı. Dizi dibinde ben helal ve haram kavramlarını öğrendim. Dostluğumuzu pekiştirin. Doğu ve Güneydoğu'da yaptığınız ticarete özen gösterin. Oralara yatırım yapın. O esnaf orayı terk etsin istiyorlar açıklamasını yaptı. Ve terör iflas ettiriyor. Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun esnaf sicil kayıtlarına göre Doğu'da terörden en fazla etkilenen 21 ilde 10 ayda 11.354 esnaf dükkanı kapatmak zorunda kalmış. Bu illerde 10 ayda kapanan şirket sayısına 1549. Terörden az veya çok etkilenen 21 ilimizde 13.883.000 kişi yaşıyordu. Terör nedeniyle bu şehirlerin ne kadar göç verdiyse henüz bilinmiyor demiş Milliyet gazetesi. Ve dilek böyle vuruldu. Sarıyer'de canlı bomba arayan polisin yaptığı baskında göğsünden vurulan Dilek Doğan'ın vurulma anına ilişkin görüntüler soruşturma dosyasına girdi. Görüntüler ailenin iddialarını destekliyor demiş Milliyet gazetesi. Evet, gazetemizin iç sayfalarına da göz atalım. Ve yine bir tekne faciası değerli izleyenler. Kurtulduk ama yine deneyeceğiz. Suriye ve Irak uyruklu 25 kaçak 4 metrelik lastik botla denize açıldı. Su almaya başlayan bottaki yolcuların yaşam savaşı ise kameralara böyle yansıdı demiş Milliyet gazetesi. Muğla'nın Bodrum ilçesinden çıkılan Umut yolculuğunda önce motor arızası yaşayan, ardından botları patlayan ve bir kısmı denize düşen sığınmacıların yaşadığı can pazarı kameralara yansıdı. Sahil güvenlik ekibi kaçakları kurtardı. Kurtarılan kaçakların ifadeleri ise korku dolu o anları gözler önüne serdi. Kaçaklardan 26 yaşındaki Sait Al Mustafa bir yıl önce Halep'ten ayrıldığını söyledi. Mustafa, botun su aldığını gördük. Kimse geri dönmek istemedi. Kurtulduğumuzda seviniyoruz ama yine deneyeceğiz. Çünkü başka çaremiz yok. Türkiye'de kalmak istemiyoruz dedi. Balıkesir'den Yunanistan'a gitmek için tekneyle denize açılma hazırlıkları yapan 12 kişi yakalandı. Suriyeli Henedi Omar doğum sancılarının başlaması üzerine kaldırıldığı hastanede erkek bebek dünyaya getirdi. Çift bebeklerine kendilerini hastaneye yetiştiren jandarma uzman çavuş Volkan'ın adını verdi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Batman'a yerleşen Suriyeli doktorlarsa diplomalarına denklik verilmesini talep etti demiş Milliyet gazetesi. Evet, gazetemizin iç sayfalarına bakmaya devam edelim.
Evet, ekonomiyle devam edelim değerli izleyenler. Terör hem bölge hem ülke ekonomimizi sarsıyor. Terörden etkilenen 21 ilimizde 13.8 milyon kişi yaşıyor. Kaçı göç etti bilmiyoruz. 21 ilde 10 ayda 11 bini aşkın esnaf dükkan kapattı. 1549 şirket faaliyetine son verdi. Ülke bütünlüğü, can mal güvenliği kadar ekonomi içinde terörün bitmesi şart demiş Milliyet gazetesi. Evet, bir diğer gazetemize geçelim ve Sözcü gazetesiyle devam edelim. Gazetemizin manşetinde ise saray doğurdu, işte yavru saray. Erdoğan ailesiyle 250 odalı yeni ikametgahına kavuştu. Attığı her adım, yaptığı her konuşma, TRT ve yandaş kanallardan canlı yayınlanan Erdoğan sessiz sedasız bu yavru saraya yerleşti. Erdoğan başbakanken Ankara Keçiören'de sıradan bir apartmanda oturuyordu. Cumhurbaşkanı olunca Çankaya'daki dışişleri konutuna yerleşti. İki hafta önce de kendisi için yaptığı Beştepe'deki konutuna taşındı. 1150 odalı sarayın hemen yanında yer alan yavru sarayın 250 odası var. Burada havuzdan sinema salonuna ve kasa dairesine kadar ne ararsan var. Bu şatafatlı sarayın ne kadara mal olduysa henüz bilinmiyor demiş değerli izleyenler Sözcü gazetesi. Peki yavru sarayda neler var? İşte onları sayalım. 250 oda, kasa dairesi, 104 metrekare kapalı havuz, 89 metrekare açık havuz, 153 metrekare mutfak, hobi salonu, fitness, hamam, fin hamamı, sinema, mescit, abdesthane, 2 tenis kortu ve acil tıp merkezi bulunuyor. Gerilimin nedeni doğalgaz. Güneydoğu'daki Şırnak merkezi, PKK operasyonu, Musul'daki Başıka üssüne Türk askerinin gönderilmesi, Rusya ile yaşanan kriz. Hepsi Kuzey Irak'taki doğalgazla bağlantılı. Nasıl mı? İşte cevabı. Barzani kontrolündeki Kuzey Irak'ta 3 trilyon metreküp doğalgaz rezervi var. Bunun yaklaşık 500 milyar metreküplük bölümü bulundu ve üretime başlandı. Gazın Erbil, Şırnak, Yumurtalık boru hattıyla Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. Mehmetçik hem de Başıka hem Şırnak'ta hattın güvenliği için var gücüyle çalışıyor demiş Sözcü gazetesi. Ve değerli izleyenler, gazetemizin iç sayfalarına da yine göz atalım. Baba dehşeti demiş Sözcü gazetesi iç sayfalarında. Erzurum'da inşaat işçisi Zekeriya Abiş, eşinin başka biriyle yaşamasına onay verdiğini öne sürdüğü oğlu Bayram'ı öldürdü. Daha sonra 9,5 saat anneyle babasını rehin aldı. Abiş polisin operasyon düzenlemesiyle intihar etti demiş Sözcü gazetesi. Şırnak'ta tüp patladı, tam 3 kişi hayatını kaybetti. Şırnak'ın İdil ilçesinde hendek ve barikatların bulunduğu yeni mahallede meydana gelen LPG tüpü patlamasında 3 kişi öldü. Ölenlerin öğretmen evi çalışanı 40 yaşındaki Mehmet Latif Olgar, inşaatlardan kalıp ustalığı yapan 35 yaşındaki Muhittin Olgar ve 35 yaşındaki işsiz Ömer Geçgel olduğu bildirildi. Yeni mahallede patlayıcılar tuzaklandı ve hendekler olduğu için olay yeri incelemesi de yapılamadığı bildirildi demiş Sözcü gazetesi. İlk kazada anne ve babasını, ikincisinde ise arkadaşını kaybetti. Zonguldak İstanbul Karayolu Gülüç Köprüsü'nde önceki akşam meydana gelen kazada Serdar Gencer'in kullandığı otomobil tırı arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil savrulup köprü bariyerlerine çarparak durdu. Kazada sürücü, Serdar Gencer'le arkadaşı Salim Özsoy araç içinde sıkıştı. Özsoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sağlık durumu ağır olan Serdar Gencer'in uzun yıllar önce yine kendi kullandığı otomobilde kaza yaptığı ve sol bacağını diz altından kaybettiği, yanında bulunan anne ve babasınınsa öldüğü öğrenildi demiş Sözcü gazetesi. Ve değerli izleyenler, şimdi sizlerden gelen mail ve mesajlara göz atalım. Ama onun öncesinde yine küçük bir hatırlatma yapalım. Bize ulaşmak isterseniz uyanturkiye@gmail.com adresinden veya Cem TV yazıp mesajınızı yazarak 2353'e mesaj göndererek ya da Twitter'dan uyanturkiye hashtag ile bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi sizlerden gelen mail ve mesajlara göz atalım. Elimizden geldiği kadarıyla hepsini tek tek okumaya çalışıyoruz. Süremiz yettiği kadarıyla sık sık da tekrar edeceğiz bize ulaşmanız için. Evet, Selim yazmış bizlere. Günaydın Uyan Türkiye ekibi, iyi yayınlar, haftanın ilk iş gününde yine sizlerle birlikteyiz demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Burak yazmış. Her şeyi protesto edesim var bu ülkede demiş. Evet, bir an önce her şeyin daha güzel olmasını istiyorum demiş. Sevgi yazmış.
Ve Selin yazmış, mutlu haftalar olsun. Umarım çok güzel bir hafta geçiririz bol enerjiyle demiş. Evet, 21 Aralık biraz daha uzasaydı keşke demiş. Aleyna yazmış bizlere. Evet, 21 Aralıklar benim için bambaşka. 2011'den beri canım oğlumun doğum günü bugün demiş. Enver yazmış, Enver Arslan yazmış. Oğlun doğum gününü kutlamış. Evet, her şeyin daha güzel olacağı bir Türkiye için hep birlikte olmalıyız demiş. Recep yazmış. Ve Fatih yazmış, bilginiz olsun demiş, 17 Aralık, 21 Aralık yazmış. Evet, unutmayalım, 21 Aralık Hasan Ferit için Kartal Adliyesi'ne demiş, Sevil yazmış. Mutlu bir hafta diliyorum herkese demiş, Ceylan yazmış. Evet, Bekir yazmış, her şey daha güzel olacak artık, ben buna eminim demiş. Ve Yurdar yazmış, bu hafta yağışsız olacak, ne güzel, biz de bol bol gezelim, tam da yıllık izne çıkmıştım demiş. Evet değerli izleyenler, Sözcü Gazetesi'yle Rahmi Turan'ın bir köşe yazısı var, hemen sizlere onu da aktaralım. Laiklik ve savaş demiş Rahmi Turan. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ABD'li bir heyetle konuşurken laiklik dünyayı savaşa soktu demiş. Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın soyadı gibi kendisinin de dünyayı görmez olduğu anlaşılıyor. Şöyle bir etrafa bakarsa dünyada laik ve demokratik ülkelerin hiçbirinde savaş olmadığını görür. Tam tersine bütün savaşlar dinin egemen olduğu ülkelerde meydana geliyor. İnsanlar din adına vahşice birbirlerini öldürüyorlar. Öldürürken de bunu Allah adına yaptıklarını iddia ediyorlar. Mehmet Görmez'e göre 1789 Fransız İhtilali'nin ardından insanlık başka bir arayış içine girmiş ve daha seküler bir dünya kurmayı tasarlamış. Fakat laiklik tarih boyunca dinlerden kaynaklanan şiddeti de geride bırakarak dünyayı topyekün bir savaş içine sokmuş. Mehmet Görmez'in yanlış görüşü. Dediğimiz gibi günümüzde laik ülkelerde savaş hiç yok gibi. Dinle devlet yönetimini birbirine karıştıran ülkelerde ise insanlar din adına birbirlerini acımasızca boğazlıyorlar. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez günün birinde inşallah bu gerçeği görürsün demiş Rahmi Turan. Evet, Çin'de heyelan binaları yuttu. Çin'in Shenzhen kentinde dün Türkiye saatiyle 11.40'da meydana gelen heyelan sonunda 21 bina çöktü. 41 kişiden haber alınamıyor. Sanayi bölgesine yaşanan heyelandan önce birçok binanın tahliye edildiği bildirildi. Çöken binaların arasında işçilerin kaldığı, yatakhanenin de olduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarına yaklaşık 700 ekibin katıldığı da belirtildi demiş değerli izleyenler Sözcü Gazetesi. Ve değersiz sanılan vazo 1,5 milyon liralık çıktı. İngiltere'de yaşlı bir adamın vefat etmesinin ardından evindeki eşyalar eksperler tarafından incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda vazonun Çin İmparatorluğu'na ait olduğu belirlendi. Uzmanlar tarafından 30 bin sterlin, yani yaklaşık 130 bin TL değerinde paha biçilen vazo açık arttırmada 363 bin sterline, yani yaklaşık 1 milyon 500 bine satıldı demiş değerli izleyenler Sözcü Gazetesi. Evet, tekrar hatırlatalım değerli izleyenler, bize ulaşmak isterseniz uyantürkiye@gmail.com adresinden veya CemTV yazıp mesajınızı yazarak 2353'e mesaj göndererek ya da Twitter'dan uyantürkiye hashtag ile bizlere ulaşabilirsiniz diyoruz. Ve şimdi müsaadenizle çok kısa bir reklam arasına gideceğiz değerli izleyenler. Ardından gazete manşetleriyle ve tabii ki de olmazsa olmazımız sizlerden gelen mail ve mesajlarla kaldığımız yerden devam edeceğiz. We'll be right back.
değerli izleyenler ve çok sevgili Cem Radyo dinleyenleri. Efendim gazete manşetleriyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama küçük bir hatırlatma yapalım. Bize ulaşmak isterseniz uyantürkiye@cemmedya.com adresinden veya Cem TV yazıp mesajınızı yazarak 2353'e göndererek ya da Twitter'dan uyantürkiye hashtag ile bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi Korkusuz gazetesiyle kaldığımız yerden devam edelim. Evet, gazetemizin manşetinde ise açız çığlığı demiş Korkusuz gazetesi. Kadro bekleyen 1 milyon taşeron işçiden AK Parti iktidarına. Uzaktan açlığın sesi hoş gelir, saraya açlığın sesi boş gelir. Karnım açlıktan zil çalıyor, başbakan telefon sanıyor. Evet, pankartlarda yazılan yazılar. AK Parti seçimden önce taşeronlara kadro sözü vermişti. Yüz binlerce taşeron işçi sözün tutulmasını bekliyor, haykırıyor. Türkiye'de taşeron olarak çalışan yaklaşık 1 milyon kişi var. AK Parti iktidarı oy alabilmek için seçimden önce taşeronlara kadro sözü vermişti. Bugüne kadar somut bir adım atılmadı. Tepkili olan işçiler İzmir'de eylem yaptı. İktidara kayıtsız şartsız ayrımsız kamudaki belediyedeki işçileri kadro verilmesini istiyoruz diye seslendiler. Pankartlardaysa açlık feryatları yazılıydı. Evet, hemen altındaysa şehidimizi uğurlarken bir şehit daha geldi. Acı haberler peş peşe geliyor değerli izleyenler. Diyarbakır Sur'da önceki gün şehit düşen uzman çavuş Yaşar Yenigören İstanbul'da toprağa verildi. Cizre'de PKK'lı hainler çıkan çatışmadaysa uzman çavuş Erdoğan Kaya'yı şehit etti ve sadece 24 yaşındaydı. Baba dehşeti oğlunu vurdu, canına kıydı. Erzurum'da Zekeriya Abiş boşandığı eşinin başkasıyla yaşamasına kızıp oğlu Bayram'ı öldürdü. Anne babasını rehin aldı, sonra da kendi canına kıydı demiş Korkusuz gazetesi. Evet değerli izleyenler, bir diğer gazetemize geçelim ve Posta gazetesiyle devam edelim. Gazetemizin manşetinde ise PKK vahşeti demiş Posta gazetesi. İstanbul Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi'nde terör örgütü PKK yandaşları eylem yaparken yoldan geçen bir otomobili durdurup şoför Kahraman Kömürcü'yü öldürdü. Kahraman Kömürcü 2009'da aynı mahallede PKK'ların otobüse Molotov kokteyl atarak öldürdüğü 16 yaşındaki Serap Eser'le akraba. Antalya'da aşçılık yapan Kahraman Kömürcü, İstanbul Küçükçekmece'de oturan halasını ziyarete gelmişti. Tekstil işi yapan halasına yardım amacıyla işçileri otomobili evlerine bırakmak için önceki gece yola çıktı. Kanarya Mahallesi'nden geçerken terör örgütü PKK yanlıların eylemiyle karşılaştılar. Eylemciler içinde 4 kişi olan aracı durdurdu. PKK'lar otomobilden aşağı inmeyen Kahraman Kömürcü'yü omzuna ve başına sıktıkları 2 kurşunla öldürdü. PKK'lar 8 Kasım 2009'da da Kanarya Mahallesi'nde belediye otobüsüne molotof atmıştı. Alev topuna dönen otobüste dershanenin evine giden 16 yaşındaki Serap Eser ağır yaralanmış, 29 gün komada kaldıktan sonra ölmüştü. Bu olaydan sonra yasa değişmiş ve molotof silah sayılmıştı. Evet, hemen altındaysa değerli izleyenler, dehşet anları kamerada. İstanbul Küçük Armutlu'da polis terör örgütü DHKPC üyesi HRK'yi yakalamak için 18 Ekim'de 16 adresli operasyon düzenlemiş, girdiği evlerden birinde Dilek Doğan'ı öldürmüştü. Ateş eden polis YM'nin 26,5 yıl hapisle yargılandığı dava dosyasına giren kamera görüntüleri olayın dehşetini ortaya koydu. Videoda polis YM Dilek Doğan'a "Ben sana ne dedim?" diye 3 kez soruyor. Dilek Doğan "Ya ne yapıyorsun?" diye cevap verdikten sonra silah sesi geliyor. Daha sonra Dilek Doğan'ın boynundan vurulmuş halde görüntüsü görülüyor. Baba Metin Doğan, polisler kızımın direndiğini söylemişti. Görüntüler yalan söylediklerini ortaya çıkardı dedi. Ve dünyanın yüreği ağzına geldi. Air France'ın 473 yolcuyla 14 mürettebatla Mauritius seferini yapan uçağı havadayken bir yolcu tuvalette bomba düzeyine benzer bir düzenek buldu. Uçak Kenya Mombasa'ya acil iniş yaptı. Düzeneğin bomba olmadığı ortaya çıktı ama bütün dünya uçak inene kadar korku dolu anlar yaşadı. Ve çocuklara 300 bin bisiklet. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sağlıklı yaşam kültürünü teşvik projesi kapsamında dün Ankara Eymir Gölü çevresinde bisiklete bindi ve şöyle dedi. Öğrencilere 2015'ten
40 bin bisiklet dağıttık. 6-10 yaş grubuna 2016'da 300 bin, 2018'e kadar 1 milyon bisiklet dağıtacağız dedi. Ve değerli izleyenler, saraya taşındılar demiş yine Posta Gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 7 Aralık Pazartesi akşamından itibaren Ankara'da ikametgah olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı sınırları dahilindeki devlet konuk evini kullanmaya başladı. Başbakanlığı döneminde subay evlerinde bir apartman dairesinde yaşayan Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından dışişleri konutuna taşınmış idi demiş Posta Gazetesi. Ve gazetemizin iç sayfalarına da göz atalım. Evet, seslensem duyar mısınız? Düşme sonucu sol kulağı sağır oldu. Şimdi sağ kulağında işitme kaybı başladı. Duyabilmesi için 35 bin liralık cihaza ihtiyacı var ama ailenin maddi gücü ne yazık ki bulunmuyor. Antalya'da Rabia Turan 6 yaşında. 3 yıl önce dolabın üstünden beton zemine düşünce sol kulağı sağır oldu. Ameliyatlar sonuç vermedi. Şimdi sağ kulağında sağırlık riski ortaya çıktı. Rabia'nın tekrar duyması için sol kulağına koklear implant adlı cihazın takılması lazım. Cihazın bedeli ise yaklaşık 35 bin lira. Devlet maliyeti karşılamıyor. Boyacı baba Murat Turan'la ev kadını anne Gülsüm Turan'ın 35 bin lira ödeyecek gücü yok. 3 çocuk okutan ve kirada oturan aile Rabia'nın tekrar duyması için hayırseverlere seslendi demiş değerli izleyenler Posta Gazetesi. Ve bir diğer gazetemize geçelim. Takvim Gazetesi ile devam edelim. Evet, gazetemizin manşetinde ise Cizre'de öz infaz demiş değerli izleyenler Takvim Gazetesi. Öz yönetimi ilan eden hainlerin oyunu geri tepti. Halk evlerini terk etti. Devlet büyük temizliğe girişince paniğe kapılan PKK ise Cizre'de. Silah bırakan 40 teröristi kurşuna dizdi. Öz yönetim hevesi bölücülerin kursağında kaldı. Güvenlik güçlerinin operasyonları karşısında PKK'lı teröristler hendekten çıkamadı. Fırsatını bulan da kaçmaya başladı. Hainler en büyük şoku Cizre'de yaşadı. 2 gün önce başlatılan büyük temizliği gören Agit Kod adlı elebaşı şehirden kaçtı. Çatışmaya zorladığı diğerleri de ayaklandı. Lider kadroyla kaçıp kurtulmak isteyenler arasında kavga çıktı. Silah bırakan 40 kişinin önceki gece Cudi mahallesindeki bir sokakta topluca öldürüldüğü anlaşıldı. Geride kalanlarsa rastgele ateş açtı. Önce 70 yaşındaki Selahattin Bozkurt'u kurşunladı. Sonra 8 aylık hamile Güler Yamalak'ı yaraladı. Anne kurtarıldı, bebeği ise yaşatılamadı değerli izleyenler. 6 aylık evliydi. Komando uzman çavuş Erdoğan Kaya Cizre'de şehit oldu. Cizre'deki çatışmalarda dün jandarma komando uzman çavuş Erdoğan Kaya şehit oldu. Manisa'daki baba ocağına ise ateş düştü. Şehidin Gazi amcası Adnan Kaya acısını yüreğine gömdü. Bu haber bizim için gurur verici. Türkiye'nin başı sağ olsun dedi. Evet değerli izleyenler. İçme azizim. Sağlık Bakanlığı Nobel Ödülü Profesör Doktor Aziz Sancur'un sigara karşıtı sözlerini kamu spotu yaptı. Vatandaşlara şu mesajı göndermeye başladım. Sigara kanser yapıyor. Biz DNA'ları onarıyoruz. Ama durmadan içerseniz buna yetişemeyiz. En iyisi içmemek dedi. Ve bir diğer gazetemize geçelim değerli izleyenler. Habertürk Gazetesi ile devam edelim. Gazetemizin manşetinde ise Hakkari'de kayak demiş Habertürk gazetesi. Terörün temizlendiği dağlarda vatandaşlar artık kayak yapıyor. Hakkari'de 2700 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi hafta sonu kayak severlerin akınına uğradı. 1200 metrelik pistte kışın tadını çıkardılar. Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, burası Hakkari'de eğlence merkezi, sosyal alan olarak tek yer, hafta sonları tam bir karnaval yerine dönüşüyor dedi. Evet, PKK'nın kaçış delikleri. Cizre'de kısırılan teröristler evlerin duvarlarında açtıkları deliklerden kaçmaya çalışıyor. Terör örgütünün Cizre sorumlusuysa kayıplara karıştı demiş Habertürk gazetesi.
Bir yetkili, PKK'lı teröristler evlerin duvarlarını delip tünel sistemi kurmuş. Mahallenin bir ucundan girip diğer ucundan kaçıyorlar dedi. Sur, Cizre ve Silopi'de öldürülen terörist sayısı ise 80'e ulaştı. PKK'lar Cizre'de sivil katlediyor. Bir PTT görevlisi öldü. Teröristlere karşı çıkan sivil katledildi. Bir kadın öldürülürken 7 aylık hamile bir kadın vuruldu ve bebeği öldü. Nusaybin'de ise bir sivil ölüm var demiş değerli izleyenler Habertürk gazetesi. Ve hemen sağ tarafında manşeti paylaşan bir diğer haber. Bombacıya suç üstü. Saat ve Saslar'a tencere bombalı tuzak kuran PKK'lı terörist yakalandı. İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi Beykoz'da silahlı kuvvetlerin gözdesi SAS ve SAT komandolarını düdüklü tencere bombasıyla tuzak kuran PKK'lı Tarık A'yı olay yerinde yakaladı. 22 yaşında Tarık A. Komandoların servis araçlarının güzergahı Sırmakeş Caddesi'nde yol kenarına tuzaklanan 8 kilo patlayıcıyı ormanlık alana çekilen kablo ve düzenekle teröristin susturucu tabancası da ele geçirildi demiş değerli izleyenler Habertürk gazetesi. Evet değerli izleyenler, bir diğer gazetemize geçelim ve Zaman gazetesiyle devam edelim. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ve gazetemizin manşetinde ise 114 bin öğrenci mecburi tatilde demiş değerli izleyenler Zaman gazetesi. Terör ve sokağa çıkma yasakları eğitimi de vurdu. PKK'nın 2 yıllık süreç içerisinde şehirleri silah deposu haline getirerek sokaklara hendek kazmasıyla başlayan çatışmalar sürüyor. Cizre ve Silopi gibi ilçelerde 114 bin öğrenci okula gidemiyor. Birçok öğrencinin TEOG sınavına bile giremediği de belirtiliyor demiş değerli izleyenler Zaman gazetesi. Evet. 26 günlük bebek yetim kaldı. Diyarbakır'da şehit olan jandarma özel harekat uzman çavuş Yaşar Yenigören dün İstanbul'da toprağa verildi. Şehidin yetim kalan 26 günlük bebeğiyle 2 yaşındaki kızı cenaze törenine katılanları ağlattı demiş değerli izleyenler Zaman gazetesi. Ve bir zam haberiyle diyelim devam edelim. 1 liralık benzin 4,35 liraya satılıyor. Ham petrolün varili 40 doların altına düşünce 1 litre benzinin ürün fiyatı da 1 liraya geriledi. Ancak resmi verilere göre benzinin litresi vatandaşa 4,35, motorunun ise 3,72 liraya satıldı. Bunun en önemli sebebi maliyenin akaryakıttan aldığı yüksek vergide indirime gitmemesi. Maliye 1 litre benzinden %65,9 vergi alırken bu oran ABD'de %20 seviyesinde demiş Zaman gazetesi. Evet değerli izleyenler, kameralarımızı şimdi de Norveç'e çeviriyoruz. Norveç'te bir köyün üzerine çığ düştü. Onlarca ev düşen çığın altında kaldı. Feci olayda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise ağır yaralandı. Norveç'te çığ bir köyü yuttu. Korkunç olayda bir kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı. Burası Longyearbyen köyü. Yoğun kar yağışı ve fırtına felaketi de beraberinde getirdi. Gece saatlerinde büyük bir gürültü koptu. Köylüler ne olduğunu anlayamadı. Çığ düşmesi sonucu onlarca ev kar altında kaldı. Şanslı olan köylülerden bir kısmı evlerden dışarı çıkabildiler. Ancak karşılaştıkları manzara karşısında şok oldular. Hemen yardım istediler. Olay yerine özel donanımlı ekipler geldi. Ancak çığ altında kalan evlere ulaşmak pek de kolay olmadı. Saatler süren kurtarma çalışmaları sonrasında bir kişinin yaşamını yitirdiği, ikisi çocuk, 4 kişinin de ağır yaralandığı belirlendi. Güçlükle kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı. Norveç hükümeti ise tedbiri elden bırakmadı. Yeni bir çığ riski nedeniyle köydeki diğer evler boşaltıldı. Çığın meydana geldiği köyde olay anında kaç kişinin bulunduğu bilinmiyor. İşte bu nedenle ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Afyonkarahisar'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. İki hırsız el çabukluğuyla tezgahtarın gözü önünde bilezikleri çaldı. Bu da yetmezmiş gibi durumu fark eden tezgahtarın elinden 2 bileziği daha çaldılar. Bakın o anlar kameralara nasıl yansıdı. El çabukluğunu kullandılar,
tezgahtarın gözü önünde bilezikleri çaldılar. İşte bu görüntüler Afyonkarahisar'daki bir kuyumcudan. Biri kadın, biri erkek, iki kişi içeri giriyor. Bayan tezgahtar ise o sırada müşterilerle ilgileniyor. Ardından iki hırsıza yöneliyor, bilezik modellerini gösteriyor. Şüpheli kadın bilezikleri koluna takıp denemeye başlıyor. Bu sırada el çabukluğuyla bileziklerden bir tanesini cüzdanına atıyor. Hırsızlık bununla da bitmiyor. Soyguncular tezgahtarı oyalayarak ikinci bileziği de aynı yöntemle çalmayı başarıyor. Kadın tezgahtar durumdan şüpheleniyor. Zanlıları durdurmaya çalışıyor. Yakalandıklarını anlayan soyguncular son bir hamle daha yapıyor. Tezgahtarın elindeki iki bileziği de çekip alarak hızla kaçıyor. İddiaya göre kaçarken de feryat figan ağladılar. Nedeni ise birilerinden kaçmış değil de bir yere acil yetişmeye çalışıyorlarmış görüntüsü vermek. Polis şimdi biri kadın, biri erkek, iki soyguncuyu yakalamak için soruşturma başlattı. Bitlis ve ilçelerinde sıkça kablo çalmalarıyla gündeme gelen hırsızlar bu kez taktik değiştirdi. Telefon kabloları yerine telefon direklerini çaldılar. Hırsızlar şimdi de telefon direklerine dadandı. Bitlis'te 5 direk baltayla kesilerek çalındı. Güroymak'ta yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti. Dün gece saatlerinde işe koyulan hırsızlar telefon direklerini baltayla kesti. Tam 5 direk bu şekilde tahrip edildi. Yaklaşık 600 metrelik telefon kabloları da yere düştü. 5 köy ve 2 mezranın telefon iletişimi koptu. Aslında daha önce benzer olaylar yaşanmıştı. Hırsızlar telefon kablolarını çalmıştı. Ancak bu sefer kablo yerine kabloların bağlı olduğu direklerin çalınması şaşkınlık yarattı. Bölgede iyiden iyiye soğuyan havaları fırsat bilen hırsızların direkleri yakacak olarak satmak için çaldıkları tahmin ediliyor. Hırsızların yakalanması içinse jandarma soruşturma başlattı. Son 10 yılda İstanbul'daki kontrolsüz büyüme sonucu havadaki solunumu kirleten azot dioksit oranının %50 oranında arttığı NASA uydu haritalarına yansıdı. Kirlilik artışı Ankara'da %30'u bulurken İzmir'de ise %10'da kaldı. İşte bu harita tehlikeyi gözler önüne serdi. İstanbul'da nefes alanlar zehir soluyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA çevre kirliliğine ilişkin uydu haritalarını yayınladı. Son 10 yılda İstanbul'daki kontrolsüz büyümeyle havadaki solunumu kirleten azot dioksit oranının %50 oranında arttığı belirlendi. Kirlilik artışı başkent Ankara'da %30, İzmir'de ise %10'da kaldı. Amerika ve Batı Avrupa'da ise kirlilik oranlarının uygulamaya sokulan yeni yönetmelikler sayesinde 10 yıl öncesine göre %20 ile 50 arasında azaldığı görüldü. Çin'de ise bazı şehirlerde %50 artış, bazılarında %40 azalma görülüyor. Sarı kahverengi renkli azot dioksit, otomobil egzozları, enerji santralleri ve endüstriyel faaliyetlerin bir sonucu olarak ozon tabakasının altına yerleşiyor. Böylece solunumu zorlaştırıyor, yani temiz oksijen neredeyse imkansız hale geliyor. Evet değerli izleyenler, şimdi sizlerden gelen mail ve mesajlara tekrar göz atalım. Twitter'dan gelen mesajları okuyalım. Evet, Selin yazmış bizlere. Bugün günlerden pazartesi ve pazartesi sendromu yaşıyorum demiş. Evet, Türkülerle çağırdık hepinizi demiş. Selin yazmış yine. Her şeyin daha iyi olacağı bir dünyada el ele tutuşmak üzere demiş. Serkan yazmış. Evet, Fevzi yazmış. Ocaklarında gençlerimize zengin olmayı değil, mutlu olmayı ve şükretmesini öğretiyoruz demiş. Ne mutlu Türk'üm diyene demiş. Osman Yusuf yazmış. Engin Kayacık yazmış. İyi haftalar, mutlu haftalarınız olsun demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Hilal yazmış. Her şeyin daha iyi olacağı bir gün diliyorum demiş.
Ahmet yazmış, yürü dese dağlar yürür, dur dese kalpler durur demiş. Evet değerli izleyenler ve çok sevgili Cem Radyo dinleyenlerim. Efendim bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Biz yarın yine aynı saatte Cem TV ekranlarında sizler için burada olacağız. Efendim sürçülisan ettiysek affola diyelim ve yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.